Gökhan. He. Abi bakın başımıza gelenlere. Gökhan, ne oldu lan sana? He. Lan ben bakamayacağım. Ne olmuş lan bu herife böyle? Ne olmuş? Ya Gökhan daha ne olacak? Yavrum ne oldu sana? Abicim iğne ipliğe dönmüşsün lan. Arkadaşlar, bundan sonra Jumbo Gökhan'a Gandhi Gökhan diyelim. İyi akşamlar arkadaşlar. Sağ ol. Oturun. Bundan böyle gece derslerine daha çok özen göstereceğiz. Çünkü sadece askerde değil, sivil hayatınızda da gerekli olabilecek konularda sizlere bilgi veriyoruz. Buyurun Levent Hüseyin. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, bugünkü konumuz doğum kontrolü, kadınlarda hamilelik dönemi ve bebek bakımı. Anam! Konuya bak lan. Şşş! Tosun. He. Sen de duyarsın. Neyi? Döşemenin altından tıkırtı gelir be ya. Ulan döşeyeceğim sana şimdi küfra ha! Lan korkutma beni ya! Korkma, 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 korkma! Bak yine geldi. Ya yerler şey ya, o yüzden tıkırdıyordur. Ne ya? Ya burası eski bina ya, el tarafından böyle tıkırtı gelmesi normal be ya. Tabii canım, tabii. Tabii. Hemen sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bu şehit mehit olayları var ya, onlar da hikaye lan. Tosun. Efendim? Ne dersem kızdırmaz mısın? Kimi kızdıracağız lan? Ya şeyi, rahmetli işte be ya. Duydun mu? Duydum, bu sefer ben de duydum. Evet. Şeydir lan belki. Değil. Fare. Faredir lan belki ya. Fare. Tabii. Belki de şeydir. Aman böceğidir be ya. İri bir aman böceği. Şakir. Efendim Dacı. O iri aman böceği kapıyı kapadı. Ne garip bir içimde bağlı. Of ya, tiskindim şu kadınlardan var ya. Ne öyle abi, tavuk gibi yumurtluyorlar falan. Ya fena mı oldu arkadaşlar? Yarın öbür gün eşiniz hamile kalınca en azından bilinçlenmiş olursunuz. He, ben şahsen bizzat kendim lazım olaraktan daha çok eşimle hamile kalmak ismiyle ilgileniyorum. Bana ne lan, ben neye ilgileneceğim? Ebe ilgilensin yeter. Seninki nerede bu akşam? Kim? Seyfi mi? Hı. Ben nereden bileyim abi? Hayır, son günlerde çok sıkı fıkısınız da. Ne oldu canım, kıskandın mı? Olabilir. Hayır, çarşıda da artık onunla takılmaya başlarsan beni iyiden iyiye boşladığını düşüneceğim vallahi. Sen ne bakıyorsun birader öyle? Ben ne bakacağım oğlum? Öyle sarılınca aklıma kötü kötü şeyler geliyor vallahi. Oh oh oh. O ne lan? Ne koymuşlar oğlum oraya? Bir durum mu var acaba yoksa ha? Kamera mı yoksa ulan? Ula biri askeri gözetleyip programı yapıyor olmasın? Sahiden abi. Nedir bunlar? Kapalı devre yayın sistemi. Ne? Kapalı devreden yayın sistemi mi? Ya anons falan için oğlum. Hem arada müzik falan da çalacaklar. Oh. He. Belediye hoparlörü gibi. Güzelmiş. Süper abi. Sabahları da çalsalar bari. Oo, tam tatil köyü olur o zaman burası. Hamza. Hı. Yenge için orijinal bir hediye bakıyormuşsun. Cemal söyledi, var mı doğruluk payı? Ya şimdi babacığım, yani var tabii öyle bir şey de henüz öyle dişe dokunur yok bir şey. Benim bir süper fikrim var naçizane. Yani uyar mı uymaz mı bilmiyorum ama eğer istersen yarın çarşıda hallederiz. Allah'ını seversen. Şşş, nedir be? Ha? Yavaş lan. Ula uşaklar ne oldu size? Yok. Yok bir şey. Kapı itti. Biz de açtık. Kim itti babacığım? Oh! İyi saatte olsun da. Bismillahirrahmanirrahim.
babacanlar. Ben o zamanlar daha çok küçüğüm. Rahmetli ablamın koynunda yatıyorum. İşte o da 11-12 yaşlarında falan. Biz bir gece mışıl mışıl uyuyoruz. Birden o merdivenler tarafından gırç, gırç. Ama nasıl bir gırç? İşte öyle ayak sesleri geliyor. Bağıracağım! Sesim çıkmıyor. Düşün, benim sesim çıkmıyor. Yani sen anla artık. Ben hemen yatağın içine gömüldüm. Evet, süper. Peki kimmiş gelen? Kapıcı! Ekmek servisine gelmiş. İşte beni böyle küstürüyor, anlatamıyorum. Kim alacak oğlum? İyi saatte olsunlar. Kim abi onlar? Ya Didley be ya. Anlatır işte adam. İşte sonra yine hemen akabinde büyük bir gıcırtı ve elektrikler gitmez mi? Abi yüreğim ağzıma geldi, anlatma. Bundan sonrası bana ağır gelecek. Celdi bile bak. Demin korkudan fıs diye saldın. Terbiyesizlik etme. Ben 20 dakikada bir lavanta kokusu fıslatıyorum abicim, odur. Sonra ne oldu? Bilmiyorum. Yani vallahi sonrasını bilmiyorum. Ben korkudan bayılmışım. Ablam da dua okumuş. Yatıp sağma, döndüm soluma. Melekler şahit olsun dilime, imanıma. Allah baş, hazretleri yoldar. Gelen düşman el bağlı, dili taş. Ne oldu lan? Korktun mu? Korktum tabii ya. Bizim köyde de kesik baş vardı. Geceleri mezarlıkta dolaşırdı. Ya çocuklar, benim dedem de anlatırdı. Bir gece mezarlıkta yürürken... Bismillahirrahmanirrahim. Niye? Rahmetli uçuyor muydu babacığım? Gecenin bir vakti mezarlıkta ne yapıyor? Allah Allah, mezarlık bekçisiymiş dedesi. Bir dinleyin abi işte. Neydi o? Sonra ileride bir incir ağacı görüyor değil mi baba? İncir ağacı olmaz mı? Ve incir ağacının dibinde de bağlı bir keçi. Anam! Keçi mi? Şşt! Gece vakti yaklaşmasın keçiye lan. Ah canım demiş. Gece vakti seni kim bağladı buraya? Keçi demiş ki... Aa tamam abi, yeter ya. Ben hiçbir şey bilmek istemiyorum, tamam mı? Tövbe tövbe ya. Dur be oğlum, en heyecanlı yeri. Ne heyecanı be? Keçi işte. Allah'ın keçisi. Bakın, Allah bilir var ya, kesin kötü bir şey söylemiştir ha. Şşt. Beni çöz, beni çöz. Demiş. Ay yapmayın kardeşim ya. Ya içim daraldı, anlamıyor musunuz? Korkuyorum, tuvalete bile gidemiyorum. Rahatladınız mı? Gitme oğlum, gitme. Gece vakti helada cin olur. Manyak mısın sen?